Karbon elementinin atomları olan karbon 6'ya 12 ve karbon 6'ya 13 için yukarıdakilerden hangileri aynıdır diye soruyor bize. Şimdi gençler, bu iki atoma bakarsanız ikisi de aslında karbon atomu. Sadece ne değişmiş? Kütleleri değişmiş. Yani birinde kütle 12 iken birinde 13. Dolayısıyla baktığınızda proton sayısı ile nötron sayısının toplamı kütle numarasını vereceği için birincisinde nötron sayısı 6, ikincisinde ise 13'ten 6'yı çıkartırsak nötron sayısı 7'dir diyebiliriz. O zaman biz proton sayısı aynı olup kütle numarası farklı olan atomlara ne diyorduk? İzotop atom diyorduk. Demek ki bunlar birbirinin izotopudur. Kaldı ki izotop atomlar için genel olarak şöyle bir şey söyleyebiliyorduk. Eğer elektron sayılarında bir değişiklik yoksa izotop atomların kimyasal özellikleri aynıdır. Çünkü bunlar aynı atomlar zaten. Ancak kütleleri farklı olduğundan dolayı iki atomun fiziksel özellikleri mutlaka farklıdır diyebiliyorduk. Şimdi bunu hatırladıktan sonra hemen dönelim seçeneklerimize. Hangilerinin aynı olduğunu soruyordu. Çekirdek yükleri demiş birincisinde. Çekirdek yükü zaten neydi? Proton sayısı demekti. İki atomda da proton sayımız 6 olduğu için birincisinde ikisi de aynıdır. Doğru. İki de diyor ki hidrojen birebir ile oluşturdukları CH4 bileşiğinin kimyasal özelliği. Gençler, izotop atomlarda proton sayısı veya daha doğrusu herhangi bir bileşikte proton sayısı veya elektron sayısı değişmediği müddetçe toplamda olan kimyasal özelliğiniz de değişmez sizin. Kaldı ki aynı formüle sahip bir bileşik zaten aynı kimyasal özelliğe sahiptir. O yüzden ha kütlesi 12 olan karbonla CH4 bileşiği oluşturmuşuz, ha kütlesi 13 olan karbonla CH4 bileşiği oluşturmuşuz. Formülü aynı, toplam proton sayısı aynı, toplam elektron sayısı aynı. O zaman kimyasal özellik de aynıdır. Ancak fiziksel özelliğin bu iki atom için aynı olması mümkün değil. Az önce de konuştuğumuz gibi izotop atomlarda kütleleri farklı olduğu için mutlaka fiziksel özellikleri farklıdır. O yüzden bu aynı olamaz. Cevabımız 1 ve 2 C seçeneği olmalı. Baş grup elementleri olan X ve Y birbiriyle iyonik bileşik oluştururken elektron sayılarındaki değişim aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur diye sormuş sorumuz bize. Gençler, grafiğe bakarsanız X ne yapmış? N artı 2 elektron sayısına sahipken bileşikte N elektron sayısına sahip olmuş. Yani N başta nötralde protonla elektronu birbirine eşit olduğu için N artı 2'ymiş. Bileşik haline geçerken N olmuş. O zaman X atomu 2 elektron vererek artı 2 yükle yüklenmiştir diyebiliriz. Yine Y için bakacak olursanız bakın nötr halde elektron sayısı N-3'müş. Yani proton sayısı da N-3'müş. Son durumda bileşik oluştururken yine elektron sayısı N olmuş. Yani Y de 3 elektron alıp artı eksi 3 yükle yüklenmiştir diyebiliriz. Buna göre oluşan bileşikte x artı 2 y eksi 3 iyonları izoelektroniktir diyor birinci seçenek bize. İzoelektronik ne demekti gençler? Elektron sayıları aynı ancak proton sayıları farklı olan ve dizilimleri aynı olanlara biz izoelektronik diyorduk. Burada baktığınızda X'in de Y'nin de elektron sayıları aynı iken bakın X'in proton sayısı N artı 2, Y'nin proton sayısı ise N eksi 3. O zaman bunlar birbirinin izoelektroniğidir diyebiliriz. Bileşiğin formülü X3Y2'dir demiş. Formülü nasıl yazıyoruz hatırlarsanız? X 2 elektron vererek artı 2 oldu. Y 3 elektron alarak eksi 3 yükle yüklendi. Üstündeki sayısal değerleri tam yanındakinin altına çaprazlarsanız gerçekten de bizim formülümüz X3Y2 olacaktır. O zaman ikinci seçeneği de doğru diyebiliriz. Üçüncü seçenekte ise X ve Y periyodik sistemin aynı periyodunda yer alırlar diyor. Şimdi bir bakalım gençler, burada en kolayı bence değer vermeniz. Sonuçta iki atom bileşik oluştururken o elektron alma ya da verme işini neden yapıyordu hatırlarsanız? Oktete ya da dublete tamamlamayı. Soygaz elektron düzenine benzemek için. Yani soygazlara benzemek istiyorlar. Varsayalım ki buradaki X de Y de bir soygaz alan neona benzemek istedi. Yani atom elektron sayısını
10'a tamamladı diyelim. X'in elektron sayısı da 10, Y'nin elektron sayısı da 10 dersek. O zaman 10 ile 2'yi topladığınızda aslında nötr halde X'in proton sayısı yani elektron sayısı 12 iken Y'ninki 7'dir diyebilir miyiz 10 ile -3'ü topladığınızda? O zaman bakarsak X 12'nin katman dağılımını yaptığımda 2, 8, 2 diye açarsam 3. periyot 2A grubundadır. Y ise atom numarası 7 yani 2, 5 diye açarsak 2. periyot 5A grubundadır nötr halde. O zaman bunların periyot sayıları aynı değildir. Dolayısıyla 3. seçeneğimiz yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 B seçeneği olmalı. Saf sıvılarda buharlaşma ve kaynama olayları için yukarıdakilerden hangileri ortaktır diye sormuş bize. Şimdi bir bakalım gençler, buharlaşma neydi? Kaynama neydi? Kısaca bir hatırlayalım isterseniz. Buharlaşma dediğimiz şey, hatırlarsanız bir sıvının sadece yüzeyindeki taneciklerin yeterli kinetik enerjiye ulaşıp gaz hızına geçmesiyken, yani sıvının sadece yüzeyinde meydana gelirken, kaynama dediğimiz şey, bu kabı ısıttığınız zaman buharlaşan taneciklerin sıvının alt kısmındaki taneciklerde de yeterli kinetik enerjiye ulaşıp gaz fazına geçmesiyle o fokurdamayı gözlemlediğimiz ve sadece belirli sıcaklıklarda sıvının her yerinde gerçekleşen olaydı. Dolayısıyla kaynama belirli bir sıcaklıkta meydana gelirken buharlaşma sıvılar için her sıcaklıkta meydana gelebiliyordu. Yani saf bir su deniz seviyesinde 100 derecede kaynar ve kaynama anı boyunca mesela sıcaklığı sabittir. Ama saf su 10 derecede de 50 derecede de 75 derecede de buharlaşabilir. Dolayısıyla buharlaşma anında illaki belirli sabit bir sıcaklığa ihtiyacı yoktur. Birinci seçenek bakarsanız gerçekleşme süresince sıvı sıcaklığının sabit kalması o zaman sadece kaynama noktası için yani kaynama anı için geçerlidir. Buharlaşma için geçerli değildir. Dolayısıyla bir ortak değil. Çünkü buharlaşma her sıcaklıkta olabilirken kaynama sadece belirli sıcaklıklarda oluyor. Isı alan yani endotermik bir olay olması. Şimdi buharlaşma dediğiniz şey yine su için gidecek olursak saf haldeki H2O sıvısının H2O gazına geçmesidir. Yani maddenin düzenli bir halden düzensiz bir hale geçmesidir ki bu her zaman için ısı alan endotermik bir olaydır. Kaynama dediğimizde ise bakın zaten ne dedim? Bu kabı ısıtmanız lazım sizin kaynatmak için dedim. Buharlaşmada böyle bir ön koşulum yoktu. Ama kaynama için buhar basıncı dış basıncı eşit olmalı. Benim buhar basıncını dış basıncı eşitlemek için de kabı ısıtmam gerekir. Dolayısıyla hem kaynama hem buharlaşma ısı alan yani endotermik bir olaydır. O yüzden ikincisi ortaktır diyebiliriz. Üçüncüsünde ise yalnızca belirli sıcaklıkta ve basınçta gerçekleşmesi demiş. Yalnızca belirli sıcaklıkta gerçekleşen yine kaynamadır gençler. Buharlaşma tekrar ediyorum her sıcaklıkta gerçekleşir saf sıvılar için. Dolayısıyla hangisi ortaktır diye sormuştu sorumuz bize. Cevap yalnız 2 B seçeneği olmalı. Avogadro yasasına göre eşit hacimdeki gazların eşit basınç ve eşit sıcaklık koşullarında molekül sayıları birbirine eşittir. Buna göre eşit molekül sayılı reaktifler arasında sabit basınç ve sıcaklıkta kapalı bir kapta gerçekleşen reaksiyonlardan hangilerinde zamanla kap hacmi azalır diye sormuş sorumuz bize. Şimdi gençler biz şunu biliyoruz. Gazları niteleyen 4 tane özelliğimiz vardı bizim. Bunlardan birisi basınç, birisi sıcaklık, birisi mol sayısı, birisi de hacimdi. Soru size sabit basınç ve sıcaklıkta dediğine göre bizim basıncımız ve sıcaklığımız aynı. Dolayısıyla mol sayısı ile hacim birbiriyle doğru orantılıydı. Eğer bir kapta mol sayınız artarsa hacminiz artar, mol sayınız azalırsa da hacminiz azalırdı. Bu bilgiyi bilerek şimdi sorumuza bakalım. Eşit molekül sayılı reaktiflerle yani eşit molekülde girenler alacağız. Sonuçta oluşan ürüne bakacağız. Eğer ki mol sayısı başlangıca göre daha azsa hacim de daha azdır. Mol sayısı başlangıca göre daha fazlaysa hacim de artmıştır diyeceğiz. Hadi bakalım birinci tepkimeyle başlayalım isterseniz. Birinci tepkimemiz 2N2 ile 3O2 gazının tepkimeye girmesi sonucunda 2N2O3'ün oluşmasıyla verilmiş bize. Şimdi gençler eşit moleküllü
reaktifler alınacak dediğine göre ben ikisinden de örneğin 3'er mol aldık diyelim başlangıçta. En başta tabii ki N2O üçgen hiç yok. Değişimi ne yapıyorduk biz? Bir tepkimede katsayılarla orantılı olarak yapıyorduk. Yani başında 3 olan oksijenden 3 mol harcarsak, başında 2 olan azot gazından 2 mol harcarız, başında 2 olan N2O üçten de 2 mol oluştururuz. O zaman bizim tepkime sonucumuz da N2'den 1 mol artarken oksijenin hepsi biter, N2O üçten de 2 mol oluşur. O zaman bizim bu tepkime için başlangıçta elimizdeki mol sayısı 3 artı 3'ten 6 molken tepkime sonucunda 1 mol artan madde, 2 molde oluşan madde toplam 3 mol gaz vardır. Bizim mol sayımız azaldığına göre birinci reaksiyonda mol sayısı azalmış, dolayısıyla hacim de azalmıştır diyebiliriz. İkincisine bakarsanız eğer karbonmonoksitle klor gazı tepkimeye girmiş, CO, CL2 gazı da oluşmuş. Bunları yine eşit molekül sayılı almak için ikisinden de birer mol aldığımızı varsayalım. Bundan hiç yok. Katsayılarla orantılı olarak değişeceğine göre siz karbonmonoksitten 1 mol harcarsanız, klordan da 1 mol harcarsınız başında 1 olduğu için, COCl2'den de 1 mol oluşur. Yani tepkime sonucunda bunlar tamamen biterken 1 mol ürün oluştu. O zaman bakın başlangıçta bizim toplam 2 mol gazımız varken tepkime sonucunda 1 mol gazımız kaldı. Demek ki bizim yine mol sayımız azaldı. Dolayısıyla hacmimiz azaldı. O yüzden ikinci seçenekte de kap hacmi azalır diyebiliriz. Üçüncüye baktığımızda ise hemen onu da maviyle yazalım isterseniz. Hidrojenle klor tepkimeye girmiş. 2HCl oluşmuş. Yine sorunun bana söylediği gibi eşit molekül sayıda almalıyım. O zaman varsayalım ki yine ikisinden de birer mol alırsak başlangıçta hidroklorik asitten hiç yok. Değişim anında katsayılarla orantılı olarak azalacak veya oluşacak. Hidrojenden 1 mol harcarsam başında 1 olduğu için klordan da 1 mol harcarım. Ancak başında 2 olduğu için hidroklorik asitten 2 mol oluşur. O zaman tepkime sonucunda hidrojen ve klor biterken HCl'den 2 mol oluşmuştur diyebiliriz. Başlangıçta bizim toplam gaz mol sayımız 2 molken bakın sonuçta da 2 mol oldu. Demek ki 3. tepkimede mol sayımız değişmediği için hacmimiz de değişmemiştir. O yüzden 3. tepkimede bir değişim yoktur. Hangileri azalır diye sormuştu soru bize. Cevabımız 1 ve 2, yani C seçeneği olmalı. Aşağıda bazı koloidal karışımların dağıtan ve dağılan fiziksel hali verilmiş. Buna göre hangisi yanlıştır demiş. Şimdi gençler şunu bir bilmemiz gerekiyor. Heterojen karışımlarda dağıtan ve dağılan faz var. Homojen karışımları da çözelti diyorduk hatırlarsanız. Orada da çözücü ve çözünen vardı. Burada dağıtan ve dağılan faz dediğimiz şey aslında miktarı çok olana dağıtan, miktarı az olana da dağılan faz diyoruz o heterojen karışımın içerisinde. Burada da koloidal karışımları teker teker gözlemleyecek olursak. Bakın strafor bu yalıtım malzemesi köpük bir malzemedir biliyorsunuz ki. Dağıtan faz yani aslında miktarca çok olan kısım katı. Dağılan ise onun içerisinde gazdır. O yüzden A seçeneği doğru. Süs camı dediğiniz şey yine camın içerisinde aslında farklı metal katılarının dağılmasıyla oluşur. O yüzden hem dağılan hem dağıtan fazımız katıdır. Katı katı koloidal karışımdır. Süt ise iki sıvının yani dağılan ve dağıtan fazın sıvı olduğu bir karışım türüdür. O yüzden bu da doğru. Jöle dağıtan fazın katı, dağılan fazın yani az miktarda olanın sıvı olduğu koloidal bir karışımken siz gençler bir havada yani havadaki askıda kalan sıvı tanecikleridir. Dolayısıyla burada sizin ana bileşeniniz yani miktarı çok olan hava gaz, diğeri ise sıvıdır. O yüzden dağıtan faz gaz, dağılan faz sıvı olmalıydı. Burada E seçeneği yanlış verilmiştir. Yukarıdaki kaplardan hangilerinde içerisindeki çözeltisi taklanamaz diye sormuş sorumuz bize. ÖSYM'nin bayıldığı bir soru tarzıdır gençler. Burada aslında bilmeniz gereken şey şu. O malzeme içerisindeki çözeltiyle tepkime verir mi vermez mi? Eğer kabınızı oluşturduğunuz o malzeme metal olabilir ya da burada cam vermiş bakın. Eğer bu kabınızın içerisindeki çözeltiyle tepkime veren bir madde ise
O zaman kapta delinmeye, aşınmaya sebep olacağı için o kabın içerisinde o çözeltiyi siz saklayamazsınız. Eğer ki kabın içerisindeki çözeltiyle tepkime vermiyorsa da saklama yapabiliyoruz. O zaman biz önce bir şunu hatırlayalım. Hangi metaller nelerle tepkime veriyorlardı, nelerle vermiyorlardı? Bakın birincisi Zn, amfoter metalimiz bizim. Hatırlayalım amfoter metaller nelerdi? Şöyle Zeynep, al, sana, kırmızı, beyaz, papuç diye kodlayabiliyorduk gençler. Amfoter metaller bütün asitlerle tepkime verirler ve bütün metaller içerisinde sadece kuvvetli bazlarla tepkime veren metal türümüz bizim amfoter metaldi. Zaten kuvvetli bazlar amfoter metal dışında da hiçbir metalle tepkime vermiyordu ve bunun sonucunda da hidrojen gazı açığa çıkar demiştik. Demek ki çinko bizim burada amfoter bir metalimiz olduğu için kuvvetli olan bazlarla tepkime verebilir. Bizim kabımızda bakın sodyum hidroksit yani kuvvetli bir baz var. Burada bir tepkime gerçekleşeceğine ve hidrojen gazı açığa çıkacağına göre kapta bir aşınma meydana gelir. O zaman siz bir bazı çinko bir kabın içerisinde saklayamazsınız. Birincisinde saklama olmaz. İkincisine geldiğimizde metalimiz altın. Altın ve platin bizim soy metallerimiz hatırlarsanız ve soy metaller sadece kral suyuyla tepkime veriyorlar. Hidroklorik asit kabın içerisindeki çok kuvvetli bir asit olmasına rağmen bir hidroklorik asit kral suyu değil. Dolayısıyla da altına tepkimeye girmez. O yüzden siz hidroklorik asiti altın bir kapta saklayabilirsiniz. Burada hiçbir sıkıntı olmaz. Üçüncüsünde ise hidrojen, florür ve cam vermiş gençler bize. Hidrojen, florür camla saklanamaz. Çünkü camla etkiye giriyor. Bu özel bir durum ve mutlaka bilmeniz gerekiyordu. Hidrojen, florür zayıf bir asit olmasına rağmen cam kaplarda saklanamıyor. Zaten hidrojen, florürü camları eritme özelliği olduğu için cam işlemeciliğinde çok fazla kullanırlar. O yüzden üçüncü seçenekte de hidrojen, florürü camın içinde saklayamazsınız. Hangileri saklanamaz diye sormuştu sorumuz bize. Cevap D seçeneği 1 ve 3 oldu. Yaygın adı kireç taşı olan bileşikle ilgili hangisi yanlıştır diye sormuş sorumuz bize. Gençler kireç taşı dediğimiz şey bizim kalsiyum karbonat katısıydı hatırlarsanız. Burada bunlar nasıl bir araya gelmişti? Kalsiyum dediğimiz şey artı 2 yüklü olan bir metal. Karbonat ise CO3 eksi 2 yani bir kök iyondur. Kaldı ki bir metalle bir kök iyon bir araya geldiğinde anyon iyonu bu. Burada oluşan bileşik bizim için İyonik bir bileşik olacaktır. Dolayısıyla iyonik bir katıdır demiş. Doğru. Bazik bir tuzdur diyor. Gençler bunun bazik bir tuz olduğunu bilmeniz kazanım dahilindedir. MEP kazanımlarda vardır. Neden bazik bir tuzdur derseniz. Çünkü kuvvetli bir asit olan kalsiyum hidroksit ile zayıf bir baz olan H2CO3 yani karbonik asitin bir araya gelmesiyle oluşur. Bazınız kuvvetli, asitiniz ise zayıf olduğu için tuzunuz kuvvetli baz olan bazın olduğu kısımda yer alacaktır. Yani bazik bir tuz olacaktır. Bu da doğru. Suda çözünmesiyle suyun sertliği artar demiş. Kalsiyum karbonatı suyun içerisinde çözdüğünüz zaman suya kalsiyum artı 2 iyonları veriyor. Kaldı ki suyun sertliğini arttıran maddeler nelerdi? Kalsiyum ve magnezyum iyonlarıydı. Dolayısıyla kalsiyum karbonat da sudaki kalsiyum miktarını arttıracağı için suyun sertliğini arttırır. Kireç suyunun karbondioksitle reaksiyonu sonucunda oluşur demiş gençler. Kireç suyu dediğimiz şey bizim yine kalsiyum hidroksittir. Siz bunu karbondioksitle tepkimeye soktuğunuz zaman kalsiyum karbonat ve su oluşacaktır. Bakın gerçekten de kireç suyunun karbondioksitle tepkimesi sonucunda oluştuğu diyebiliriz. Suya verdiği iyonlar kalsiyum artı 3 ve CO eksidir demiş. Hayır, kalsiyum artı 2 ve CO3 eksi 2'dir. Dolayısıyla E seçeneğimiz yanlış verilmiştir.